Tarkovski'nin aynasını izlerken film anlık çarpılmalarla ve birdenbire imgeleri ve o filmleri için kullanılmasını hiç sevmediği metaforları saymazsak beni iki kez yıllar öncesine götürdü. İlki karlı bir fonda ufak bir tepeye tırmanan Ignat ve arka plan derinliğinde bembeyaz kar fonu altında siyah silüetler gibi seçilen güncel yaşamdaki işlerin koşuşturmacasındaki yöre insanlarının sahnesiydi. Bense o anda birdenbire yıllar öncesine gittim. Susurluk kültür evindeydim. 23 yaşında falanım. Ve Aylık Sanat Dergisi Evrensel Kültür'ün o ayki sayısına göz gezdiriyorum. Sayfaları çeviriyorum, şiirlere ve dosya konularına bakıyorum. Bir sayfayı çevirince birdenbire beni sarsan bir resim görüyorum. Pieter Bruguel'in Karda Avcılar resmini. Öyle ya da böyle, az ya da çok, Elinden tuttuğum, elimden tutan, hamuruna bulaştığım sanatın bu hiç yetenek gösteremeyeceğimi bildiğim dalını olan burukluğuma bakar gibi. Aydın Çubukçu, derginin o sayısında bu harika resim üzerine diyalektik bir inceleme yazmıştı. Resmin ön-sol kesiminde avdan dönen avcılar, hemen sağında, ev önünde bir ateşe tarafında iş yapan kadınlar, masa taşıyan bir adam ve derinlikli bir uzaklıkta kasabanın insanları, günlük koşuşturmacalar, donmuş gölde paten yapan gençler ve çocuklar. Yazı bir sanat eserini güzel buluşumuzun dışında bir resme nasıl bakılacağını, tarihçesini, niyetini ve ayrıntılarda gizli imgeleri ve bu imgelerin işaret ettiği sosyal, tarihsel ve kültürel çıkarımları bütün bu zenginliğiyle anlayabileceğimiz bir açılım sermişti önüme. Doğrusunu isterseniz bana sanatta ve hayatta gördüğümüzden çok daha ilerisini görebilmeyi, insan ruhunun derinliklerinde gizli dehlizlerden geçerek ulaşabileceğimiz o sonsuz hayal gücünü, irdeleme yetisini, sunumun diyalektik ön anlatımı ve açılımı olan sanat eserlerinin hayatın aynası olabileceğini göstermesi açısından benim için bir miladın başlangıcı ya da ön sözü olmuştu diyebilirim o resim için. Yazıyı okuduktan sonra bir sigara yakıp kültür o güzel asma yaprakları ile sarılı o uzun verandamsı balkonuna çıkıp şimdi yerinde yerler esen yemyeşil ve gür dalları olan çam ağaçlarına bakarak uzun uzun düşündüğümü anımsıyorum. Bu uzun düşünmenin ömrümün tümünü içerecek bir sanat aşkıyla helozonik bir balın sarmaladığı sıcak ve süresiz bir sevgiye ve sarılmaya dönüşeceğini henüz bilmeden. Beni yıllar öncesine götüren ikinci sahne ise ilk defa nerede gördüğümü anımsayamadığım o inci küpeli kız resmini alıştıran Ignat'la annesinin komşu kadını ziyareti sahnesiydi. 17. yüzyılda Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından yapılan inci küpeli kız resminin ayrıntılarında X-ray ışınları ve birçok değişik teknikle yapılan incelemelerinde İngiltere, Hindistan ve Meksika menşeli birçok boya maddesi, fırça kılları ve kalın kirpikleri içerdiği ve aslında çıplak bir gözle göründüğünün aksine siyah bir kanvasta değil de yeşil bir tuval perdede resmedildiği görülmüş. Filmde gördüğüm anda beni bir çırpıda neredeyse 30 yıl öncesine ışınlayan bu iki anekdotu anlatmamın nedeni ise gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden olan ve resim aşkını bildiğimiz Andrei Tarkovsky'nin Ayna filmindeki göndermeleriyle yazıya bir girizgah yapmaktı. Yıllar önce sanırım TRT 2'de rastladığım Tarkovsky'nin Stalker'ından geriye müthiş bir bunaltı, depresif bir tat ve yarım bırakılmış bir film kalmıştı. Yıllar sonra edinebileceğim film izleme terbiyesi sayesinde şimdi onu yeniden ele alıyor olmak doğrusu bana büyük bir heyecan veriyor. Film, Ignat'ın televizyonu açtığında gördüğü, bıyıkları yeni terlemiş, kekeme bir delikanlının terapistin eşliğinde bir tür ritüelle kekemeliğini yenme sahnesiyle başlıyor. Nasıl mı? İleriki bir sahnede doktorun bahçede kadını ziyareti sırasında söylediği sözlere bir açılım yapmak istiyor Tarkovski. Aslında buna onun doğayla, ve insanın iç dünyası ile uyumu konusundaki bilgeliğinin eserlerinde genel bir zarafete dönüşen manifestosu da diyebiliriz. Çocukluğu ve ergenliği doğa ananın koynunda geçmiş bir yönetmen için kendi iç dünyasının sesini dinlemeye ve doğanın albenisi içinde varoluşunu sorgulamaya bol bol vakti olmuştu çünkü. Şair babası savaşa giden Ignat ile çocukluğundan ergenliğine ve oradan iki çocuk sahibi boşanmış bir baba oluşuna giden süreci, düşlerle, şiirlerle, imge ve metaforlarla dolu yaşamının üç ana övesini anlattığı otobiyografik bir şölen Tarkovski'nin aynası. İlginçtir, Tarkovski'nin filmde eşini ve annesini aynı karaktere oynattığını görürüz. Edip Cansever'in, insan yaşadığı yere benzer mısrasındaki gibi, hayat arkadaşlarımızı sevgililerimizi evet az çok bu ebeveyn benzerlik içinde ararız belki. Ama annesini ve karısını aynı oyuncu oynatmasının altında daha çok aslında annesini bırakan babası gibi kendisinin de karısını ve çocuklarını bırakmış oluşunun otobiyografik bir öz ve kadınların bu acı yazgılarında kendilerinden çok erkeklerin oluşunun bir bilinçaltı özrü var gibi. Nitekim aynaya kadınları ve çocukları birleştiren bir adamın filmi derken sizce de erkeğin sadece buradaki en hayırlı işinin onları bir araya getirmek olduğunun daha da bir adım öte gidemediğinin altını iyice bir çizmiyor mu Aynadaki tüm imajinasyon görsellerle dış seslerle oluşturulmuş olsa da bu şiirselliğin yer yerde şair olan babasının bizzat kendi ağzından okuduğu şiirlerle oluşmuş olduğunu görürüz bu ses, akan mekanda sürekli kayan sinematografi ile dış dünyanın dokusu ve insanın kendi düş dünyasının metaforlarını şiirsel bir potada birleştirirken, insanı gerçekten yıllar öncesinin anılarına da çığırmayı başarıyor. Zaman ve mekandan bağımsız aynada, rüya gibi bir yapı kurgulayan Tarkovski, sık sık da siyah beyazın gücüne yaslanır. Arkayık arka kapıların bu renksizliği, aslında filme, görsel, düşsel ve imgesel anlamda yaşamı çağıran en güzel renklerle bir albeni katar. En çok da nostalji duygusunun yelpazesini sallayan sekanslarda sepya tonlara ve renklere asılır Tarkovski. Yeşilin huzurlu tonları mavinin baş dönmesiyle birleşir. Mum cam lambayla onaşan sarısı ateşin kırmızısıyla sevişir. Renkler ve kokular nöronlarımızda derin çağrışımlarla uzun uzadıya melankoliye bulanır. Gördüğümüz artık bir ekran yansıması, bir sıcaklık skalası olmaktan çıkıp bir insan figürünün tüm yaşam silüetlerine akseden bir renk bilimine dönüşür adeta. Renklerin ve renksizliğin renkine. Düssel dünyayı baş tacı yapan bir yönetmen için gerçeküstü öveler filmde yer yer hayat bulur. Enfes bir siyah beyaz fotoğraf misali yataktan bir metre yukarıda yan yatan düşsel kadın, eriyip damlayan oda tavanı, Ignat'a Puşkin'den şiirler okutup birdenbire ortadan kaybolan yaşlı kadın gibi sürrealist sekanslar da tüm filmin genel görsel kategorisinin dışına taşıp sürreal bir dünyayı bu arkayık mekanlara çağırır görsel öğelerle dolu bir modern çağ filminde görmekte bile hala yadırgadığımız bu türden sahnelere Tarkovski filmlerinde şaşırmayız bile. Çünkü düş dünyamızın merkezi de bir satranç tahtası kadar küçük olsa da yapabilecekleri hayal gücümüzde sınırlı yani sınırsızdır. Öyle ki artık gerçek ile düşün nerede birbiri içine geçtiği, nerede birbirlerinden ayrıldığını sorgulayamaz oluruz. Şiirdeki imgeleri kullanan bir adama bunu neden böyle yaptın diyemeyiz çünkü. Ortada olmadığı halde varsayılan şey olan imge için kimse ses çıkarmıyorsa, uyur uyanık öyle sonu düşleri içinde, hayatın içinde mi, dışında mı diye hesap soramayız. Resimle organik bir bağ kurmamız için filmde resmin adeta içine girmemizi sağlayan sekanslara bolca yer verir Tarkovski. Ignat’ın yapraklarına çevirdiği kitaplardaki kadın resimleri ve bizzat Da Vinci'nin yüzünü göstermesi, Bruguel'in tablolarına gönderme sahneler, komşu kadının sanki bizzat ona kendi elleriyle taktığı inci küpeli kız, Japon şiir literatüründeki haykuları çağrıştıran doğa devinimlerinin sunumları, hepsi ama hepsi tıpkı Andrei Rublev'deki gibi resme olan hayranlığının örneklemeleridir. Çoğu şeyde zaten sinematografik olarak bir resim unsuru taşır olmuş. Pastel renklere evrilmiş bir çocukluk melankolisini çağırmak için bu renklere ve anıların boyalarının usaltımız aktığı bir tür ekran paletine dönüşmüştür. Filmde yer yer belgesel haber çekimlerinden alınan sahnelere de yer verir. İspanya İç Savaşı sırasında göç eden aileler ellerinde bavullarla bir o yana bir bu yana ağlayarak kaçışan çocuklar, bombardıman sırasında sığınaklara kaçarken ellerindeki çiçekleri bırakmayan kadınlar, hele ki yakılan, yıkılan kentlere ve savaşın tüm yıkımına rağmen kalabalıkta bir çanta üstüne oturmuş ve beyaz eteğine bulaşan bir kiri, savaşın tam ortasında elleriyle temizlemeye çalışan o küçük kız çocuğu. Hiroşima'da Saniyeler içinde yüzbinlerce insanı buhar eden atom bombasının o üşümez ölü çocukları, dünya insanının bu dinler, ırklar ve hırslar arası kapital savaşımıyla çocukluğunun o dingin ve huzur dolu dünyası arasında yarattığı bu tezat, aslında bizi savaşların o en uç bilinen vahşi anlamından bile daha uzak bir yıkım ve yok oluş olduğunu ve bunun ne kadar manasız olduğu gerçekliğiyle adeta yüzleştirir. Eşit insanların barış içinde huzurlu ve mutlu yaşadıkları bir dünya cümlesinden kim rahatsız olurmuş görün işte der gibi. Sosyalizm ile hiçbir sorunu olmayan, onu içselleştirmiş bir yurtseverdir Tarkovski. Oysa sosyalizm ile hiçbir sorunu yokken, Stalin döneminin tek tipleştirmesiyle ciddi sorunları vardır. Filmde bir yerde, gazetede yazan annesinin, bir şeye yanlış yaptığını sanarak, gazeteye yağmur altında, telaşeyle koşarak, dizgiye girmeden yetişmeye çalıştığını görürüz. Oraya vardığında, hata yapmadığını anlayarak, içi rahatlar. Ama iş arkadaşı kadın, nedense, birdenbire ona bağırmaya başlar. Ona göre kadın, titizliğinin kurbanı olmuştur. Ve, bir birey olarak fazla özgür davrandığını, kimseden yardım istemediği için kibirli olduğunu ve işte burası çok önemli erkeğini bir türlü yüceltmeyi bilmediği için boşanmak zorunda kaldığını söyler. Yani sosyalizm tüm o iyileştirmelerine rağmen o çok bilinen kadınsız sosyalizm hayaldir sloganındaki anlamını henüz bulamamış, gerçekliğine kavuşamamıştır. Bu Elbette, sosyalizmin eksikliğinden değil, insanlardaki bilincin yüzyıllara dayanan elir ve feodal dilinden kurtulmasının zorluğundan kaynaklanır. Ortak ve nihai hedefler uğruna insanlığın görüp görebileceği en büyük ütopya olan sosyalizm için insanların bir araya gelmesinde bir sakınca görmez o. Karşı çıktığı beraberlik değil, tek tipçiliktir filme adını veren aynaya Ignat'ı baktırırken insan olarak hepimizin nereden gelip nereye kadar gidebileceğini, geçmiş ile şimdiki zaman arasında ne tür değişimlerden geçtiğimizi, nelerimizin eksildiğini, daha başka yarınlarda ise ne formlar alacağımızı, gün be gün daha da insanlaşan insanlar olma arzumuzun gereklerini ve Kafka'nın metamorfozuna giden yolda aynısından milyarlarca olan bir hamam böceği cinsinden çok gerçek birlikte ama ve hala bir birey olabilme ve o biricik özgürlüğümüzde kalabilmenin izlerinde sürüyordur bir yandan. Filmdeki belgesel niteliğindeki haber alıntılarında savaşın genel olarak insan ruhundaki tahribatına dair örneklemeler verirken bir yandan da babası savaşa gitmiş ve bu dehşetengiz oluşumun karşısında onu bekleyen bir çocuğun yani kendinin de bu korkulu bekleyişten ve özdeyişten nedenle etkilendiğini anlatmaya çalışır. İkinci Dünya Savaşı'nı da bizzat yaşamış olan Tarkovski aynada savaşın o soğuk yüzüne dair sahnelere de yer verir. İspanya İç Savaşı'nı, Çin-Sovyet sınır anlaşmazlığında bir gölü geçen askerleri, Hiroşima'ya atılan atom bombasını, Mao Zedong'un Çin'indeki devrim sonrası iç çalkantıları ve toplumsal kalkışmaları içeren sahneleri gösterir. Dingin ve huzurlu ilk gençliğini bir kabus gibi kuşatan dünyadaki bu savaşlar ve toplumsal çalkantıları anlatırken, ruhunun derinliklerinde duyduğu acı ve kaygıyı simli bir aynaya yansıyan yüzünde bolca görürüz. Ara ara filmde bir yerden bir yere uçuşan kuşlarla ritüeldeki bir insan ölünce bir kuş uçar çıkarımını savaşta ölen insanlar arasında babasının da olabileceği korkusuyla sık sık yüzleştirir. Ve bu sekanslarda babasının imgeden çok fikirlerle yoğrulmuş dış ses şiirlerini arka planda sık sık duyurur. Evet, Tarkovski filmlerini izlemek gerçekten zordur. Bu zorluk alışına gelmiş Amerikan sineması ve Hollywood filmlerine aşina, hareketli ve heyecanlı yapıtları seven milenyum insanı için de zordur. Zamandan ve mekandan azade, düşsel ve içsel ruhani yolculuklara, şiirsel bir bilinç akışına, her biri birbirinden değerli fotoğraflara evrilebilecek mükemmel kadrajlara, izleme sonrası mutlaka yapılması gereken içsel ve zihinsel okumalara, ve evet hepsinden önemlisi size tuttuğu baktığınızda saçınızdan, rujunuzdan, sakalınızdan başka bir şey görme arzunuzu sınadığı o düşsel aynada görünebilme ihtiyacınız varsa eğer coşarak izleyebileceğiniz bir film Tarkovski'nin aynası. Giderek Aristoteles'in ve Platon'un eserlerinde gördüğümüz ruhun özgürlüğüne ve de tarafsızlığına kavuşmasını ruhani başkalaşmayı daha da öte giderek astral bir seyahate çıkma cesaretini simgeleyen bir katarsise ulaşmayı hedefleyen bir film. Bu naif, vicdan sahibi, entelektüel, sanat çamurlu ve poetik kitleyi de bu katarsisle peşinden koşturmayı başaran bir film ayna. Son olarak bu film aslında kimlerin filmi sorusuna bu film çokça da Ankara'dan abim gelmiş. Evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Şarkısındaki sevinç nidalarının, çocuklukları ve ilk gençlikleri, şarkının arka planındaki hüznü ve travmayı anlamaya yetecek bir burukluk ve örselenmişlikle geçenlerin filmi diyerek bu incelemeyi de burada bitiriyorum. Sevgiyle, merhametle, anlayışla ve her şeyi Sürekli sorgulayan bir bilinçle kalın sevgili dostlar.